yaklaşıyor hadi durma Sana Merhaba arkadaşlar ben Melek Hoca bugün sizlerle beraber ders izleyinde kara köklü ifadelerle alakalı testler çözeceğiz arkadaşlar. Hazırsak hemen başlayalım. Evet arkadaşlar bize verilen kök içerisinde bir sayı var. Bunu kök dışına çıkarınız diyor. Kök dışına çıkarabilmeniz için arkadaşlar kökün içindeki kuvvetlerin çift olması gerekiyor. Ona göre ayarlama yapacağız. Tamam mı? Şimdi bakıyorum kökümün içerisinde ne var? 80 sayısı var. Önce 80 sayısını bir asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölelim 40, 2'ye bölelim 20, 2'ye bölelim 10, 2'ye bölelim 5, 5'e bölelim bir. Ne oldu? 2'nin karesi. Yazalım. Çarpı 2'nin karesi çarpı 5. Pekala. Diğerlerini de çift kuvvet olarak yazarsam eğer e, daha rahat ederim arkadaşlar. Zaten x'in kuvveti çift. O kalsın. Y 3 gördünüz mü? 3'ü öyle parçalara ayıracağım ki çift olsun kuvveti. Nasıl ayırıyorum? 1 küçüğü. 3'ün 1 küçüğü. 2 arkadaşlar. E, Y'miş pardon burası. E, X yazmışız. Hemen tekrar düzeltelim. Y kare çarpı Y olarak ayırıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü iki tane burada var. Bir tane kuvvet de burada var. Üç kuvvet yapıyor. Kuvveti üç oluyor yani. Çarpı Z oluyor arkadaşlar. Z'nin zaten kuvveti gözükmeyen bir biri var orada. Hangileri dışarı çıkıyorsa onları çıkaralım. Bak iki çıktı. Çıktı. Buradaki iki de dışarı çıktı. Çıktı. Beş dışarı çıkmaz arkadaşlar x üssü 6 da şöyle çıkar bakın. x üssü 6 bölü 2 olarak çıkar arkadaşlar. 6'yı 2'ye böleriz. Tamam mı? Neden 2'ye bölüyoruz hocam? Çünkü bakın burada gözükmeyen bir 2 kuvveti vardır. 6 dışarı çıkarken bu 2'ye takılıyormuş gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ne oluyor? 6 2'ye bölünerek dışarı çıkıyor. Her sayı burada gördüğün her sayı aslında 2'ye bölünerek çıkıyor. Bak bu 2'yi de 2'ye bölüyorum. 1 olarak çıkıyor. Gördün mü? Dışarıda kuvveti 1 olmuş oldu. Peki. Y'yi aynı şekilde dışarı çıkaralım. Y zaten direkt çıkar arkadaşlar. Ya da 2'ye bölerek de çıkarabilirsin yine bu Y'yi. Yine ne olur? 1 olur zaten 2'ye böldüğünde. Şu Y dışarı çıkmaz. Z de dışarı çıkmaz. O zaman kökün içindekileri de yazalım. Neler kalmıştı? 5 kalmıştı. Y kalmıştı. Z kalmıştı. Yazalım. 5 kaldı. Y kaldı. Z kaldı. Peki düzenleyelim. 2 kere 2 4. X üssü 6'yı 2'ye bölersek 3 olur arkadaşlar. Y kökün içerisinde 5YZ. Evet, ne oldu arkadaşlar? 4X küp Y kökün içerisinde 5YZ. Yani hangi şık oldu arkadaşlar? Evet B şıkkı gibi görüyorum. Aynen B şıkkı olmuş. İşte bu sorularımızı bu şekilde çözüyoruz arkadaşlar. Ne yapacakmışız? Kökün içerisindeki kuvveti olan sayıları çifte dönüştürmeye çalışıyorsunuz. Çift olarak parçalıyorsunuz. Ve sonra dışarıya ikiye bölerek kuvvetleri ikiye bölerek çıkarıyorsunuz. A eşittir kök, kök 2, B eşittir kök 3 ve C eşittir kök 5 olduğuna göre kök 1080 ifadesinin A, B ve C türünden eşiti nedir diye soruyor. Arkadaşlar demek ki bu kök 1080'in içerisinde kök 2, kök 3 ve kök 5'ler varmış ki ben kök 2 gördüğüm zaman yerine A, kök 3 gördüğüm zaman yerine B, kök 5 gördüğüm zaman da yerine C yazacakmışım. O zaman bu 1080 sayısını önce asal çarpanlarını ayırmalıyım ki içerisindeki kök 2, kök 3 ve kök 5'leri tespit etmeliyim. 2'ye böldüm 540, 2'ye böldüm 270, 2'ye böldüm 135, artık 2'ye bölünmez 3'e bölsek arkadaşlar 3 kere 4, 12, 45, 3'e bölelim 15, 3'e bölelim 5, 5'e bölelim 1 olur. Gördünüz mü? Hadi yazalım kökün içerisini. 2'nin karesi çarpı 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 3 çarpı 5. Hangisi dışarı çıkıyorsa ya da hangileri dışarı çıkıyorsa çıkaralım. 2 çıkar. 3 de kendiliğinden çıkar arkadaşlar. Başka çıkan olmaz. Kökümü açtım. 2 kaldı içeride. 3 kaldı içeride. Bir de 5 kaldı içeride. Hadi bunları çarpalım. 2 kere 3 6 kökün içerisinde. Evet şimdi içeridekileri çarpmıyorsunuz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Şimdi benim amacım zaten bakın kök 2 oluşturmaktı. Kök 3 ve kök 5 oluşturmaktı. Bakıyorum kök 2 var. Kökün içinde 3 de var, kökün içinde 5 de var. O zaman şunu yapıyorum. Parça parça yazıyorum ki daha güzel görebileyim. Kök 2 çarpı, kök 3 çarpı, kök 5 yazdım. Eşittir diyorum 6 çarpı. Artık kök 2 gördüğüm yerine yazabilirim. Bakın A yazabilirim. Kök 3 gördüğüm yere B yazabilirim ve kök 5 gördüğüm yere C yazabilirim. O halde cevabım ne olur? 6 çarpı A çarpı B çarpı C yani 6 abc olur. C şıkkı olur arkadaşlar. İşte bu soruları bu şekilde çözüyorsunuz. Amacımız neymiş? Kök 2, kök 3 ve kök 5 bulmakmış arkadaşlar. Kök 18 bölü 5 sayısı aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa sonuç rasyonel olur. Arkadaşlar bir sonucun rasyonel olabilmesi için eğer kökünüz varsa kökün içindeki sayı neyse onu da yine kendisiyle çarptığınızda o otomatik olarak dışarı çıkar. Bakın kök A çarpı kök A, A olarak dışarı çıkar. Bakalım şimdi ben önce burada bana verilen sayıda dışarı çıkan bir ifade varsa onu çıkarmaya çalışacağım. Şimdi yazalım. Kökün içerisinde 18'in yerine 9 çarpı 2 yazsam olur mu? Olur. Bölü 5. Bunlardan hangisi dışarı çıkar? Biliyorum ki 9 dışarı çıkar. Çünkü o bir tam kare sayı. Vermiştim ya size tam, tam kare sayıları. 9 ne diye dışarı çıkar? 3 diye dışarı çıkar. Pekala diğerleri içeride kalır. Parça parça yazalım. Kök 2, kök 2 bölü kök 5 olarak yazabilirim, tamam mı bu şekilde? Ee, tek kökü iki köke paylaştırabilirim arkadaşlar. Şimdi mesela kök 15 ile çarpacak olsam, kök 15 ne demek? Kök 3 çarpı kök 5 demek. Öyle değil mi arkadaşlar? 3 kere 5 15 çünkü. Ama bakıyorum şimdi, şu kök 5 kök 5'i götürür fakat kök 2 ile kök 3 çarpıldığını yine kökün içinde kalır. O zaman aşık olmaz. Yani siliyorum buraya, tamam mı? Bu gitti. Peki B şıkkına bakalım kök 10. Kök 10 ne demek? O da kök 2 çarpı kök 5 demek. Öyle değil mi? Peki buradan neyi görürüm? Bak kök 5 ile kök 5 birbirini götürür. Kök 2 ile kök 2 çarpılırsa 2 olur. E başta da bir 3 çarpanı vardı. 3 çarpı 2'den 6 olur ve sonuç bir rasyonel sayı olur mu arkadaşlar? Evet bir rasyonel sayı olur. O halde cevabım B şıkkı diyorum. Gidip de kök 5'i ya da kök 2 işaretleyenler oluyor. Onlar da olmuyor arkadaşlar. Neden? Bakın. 3 kök 2 bölü kök 5 ya çarpı kök 5 çarptığımı düşününce C şıkkıyla. Bu bunu götürür fakat sonucum 3 kök 2 olur. Gördünüz mü? Evet. Ya da ya da kök 5 de değil de hocam D şıkkındaki gibi kök 2 ile çarpsaydık. Hadi kök 2 ile çarpalım. Arkadaşım bununla bu çarpıldığında 2 olur. Evet. 3 ile 2'yi çarptığında 6 olur. Evet. 6 bölü kök 5 olur. E hala kökten kurtulamadım. E, o zaman ne oldu? Sonucum rasyonel olmadı, yine irrasyonel oldu. Ben rasyonel istediğim için e, bana verilen ifadenin içerisinde kaç tane kök varsa o köklere yönelik bir sonuç bulmalıyım, bir cevap bulmalıyım, tamam mı? İşte o beni sonuca götürür. Kök 154 sayısı hangi iki tam sayı arasındadır? Arkadaşlar bunu yapabilmeniz için size verdiğim tam kare sayıları mutlaka biliyor olmanız gerek. Onları bilirseniz çok rahat edersiniz. Tabii ki şıklardan da gidebilirsiniz ama o daha uzun sürer. Kök 154. Şimdi bunu yazalım. Hangi iki tam sayı arasındadır diyorsa o zaman iki tane bu küçük dil işaretinin arasına gelmesini istiyor. Öyle değil mi? Şimdi bu köklü olduğu için arkadaşlar bu sayı köklü olduğu için diğerlerinin de kökü olması gerekiyor. İşte diğerlerinin bakın hepsinin kökü olacak ki fakat buradaki köklerin içine yazacağın sayılar direkt dışarı çıkabilen sayılar olmalı. O yüzden içeriye tam kare sayılar yazıyorum. 154'e yakın tam kare sayıların nelerde hatırlayalım arkadaşlar. 10'unki 100'dü değil mi? 10'un onun karesi 100'dü. 11'in karesi 121'di. Hop. 12'nin karesi 144'tü. 13'ün karesi 169'du. 14'ün karesi 196 vesaire. Bu şekilde gidiyordu. E 154 hangi sayı ile hangi sayı arasında bakalım. 144 ile 169 arasında. O zaman diyorum ki buraya kökün içerisinde 144 girecek. Diğer tarafa kökün içerisinde 169 girecek. E bunlar girdi hocam ne olacak? E kök 144 dışarıya 12 diye çıkacak arkadaşlar. Zaten kök 154 çıkmıyor. O kalacak. Onun hangi sayı ile hangi sayı arasında olduğuna bakıyorum. 169 da dışarıya çıkar. 13 diye. a baktım. 12 ile 13 arasında bir sayı oldu. Ardışık çıkmalı zaten. Aman ha. Gidip de 12 ile 15 arasında bulmamanız gerekiyor arkadaşlar. Ardışık sayılar bulmanız gerekiyor. 12 ile 13 arasında ise cevabın ne oluyor? C şıkkı oluyor. Alanı 225 birim kare olan bir karenin çevresi. Alanı 49 birim kare olan bir karenin çevresinden ne kadar uzundur? Şimdi bir kare var elimde. Hemen çiziyorum o zaman. Hatta iki tane kare var elimde. Öyle değil mi? Şöyle çizelim arkadaşlar. İki tane kare. Biri daha büyük, biri daha küçük bir kareden bahsediyoruz. Bunun alanı alanı 225 birim kareyken bunun alanı 49 birim kare. Çevrelerinden bahsedildiğine göre arkadaşlar neyi bulmalıyım? Önce kenar uzunluklarını bulmalıyım. Şimdi önce karenin bir kenarını nasıl hesaplıyordum? Hatırlamaya çalışalım. Burası x'ken her tarafı x'tir öyle değil mi? X ile x'i çarparsam neyi bulurum? Alanı bulurum. Alan Alan x çarpı x'tir arkadaşlar. Yani nedir? 225'e eşittir. O zaman x çarpı x kuvvetler toplandığında x kare yapar mı? x kare 225 ise x'e nasıl ulaşırım? Arkadaşlar bir sayının kuvvetinde 2 varsa yani kuvveti varsa o kuvvetten kurtulabilmeniz için kök almanız gerekir. Bu da ikinci dereceden bir kuvvet olduğu için yani kare olduğu için hemen kare kök alıyorum. Her tarafın kare kökünü almalıyım. Başka türlü kareden kurtulamam. O zaman bak bu iki bu kökü götürürse x kalır. x. e 225 de dışarıya 15 diye çıkıyordu. O zaman bunun bir kenarını buldum. 15 birimmiş. Tamam mı? Hadi diğerini de aynı şekilde yapıyorum. Burası da y y olsun. y çarpı y'den y kare 49'muş. Kareden nasıl kurtulabilirim? Kök alarak. Peki bu dışarı çıkar direkt. 49 da direkt dışarıya çıkar. 7 diye dışarı çıkar öyle değil mi? O zaman bunu da buldum. Neymiş? 7 birimmiş. Evet. Ne diyordu? Çevrelerinden bahsediyordu. Birinci karenin çevresini bulalım arkadaşlar. Birinci karenin çevresi. Çevre dediğimde bütün kenarları topluyordum öyle değil mi? Bütün 4 tane 15'i topluyorum. 4 çarpı 15'ten 60 yapar. 60 birim. Hadi ikinci karenin de çevresini bulalım. Çünkü bir kenarını bulduk artık çevresini bulmak çok kolay. E, 7 ise tam 4 tane 7 var arkadaşlar. 4 kere 7, 28 birim yapar. E evet birbirinden ne kadar uzundur diye soruyor. Yani aralarındaki farkı soruyor aslında. 60'tan 28'i çıkarırsak ne olur arkadaşlar? 5, 3, 32 olur tamam mı? Yani B şıkkı olmuş olur. A ve B birer doğal sayı olup kök 180 eşitse A kök B'ye buna göre A artı B hangisi olamaz diyor arkadaşlar. Yani kök 180'i olabildiğince dışarı çıkarmaya çalışacağız, çalışacağız arkadaşlar. Hadi yapmaya çalışalım o zaman. 180'i Önce asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye bölüyorum 90. 2'ye bölüyorum 45. 2'ye bölünmez. 3'e bölüyorum 15. 3'e bölüyorum 5. 5'e bölüyorum 1. Şimdi öncelikle şunu yazarsınız değil mi kökün içerisine? 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5. Ne diye çıkar? 2 çıkar 2. 3, 3 diye çıkar. Evet. 5 içeride kalır. 2 kere 3'ten 6 kök 5 olur. Değil mi? Yani A sayısı 6 oldu. B sayısı 5 oldu. 6 artı 5'i soruyor bana. A artı B'yi soruyor. 11. 11 olabilir. Evet. A şıkkını bulduk. Peki başka neler olabilir? Şunları silelim kenarlarındakileri. Başka neler olabilir? Düşünelim arkadaşlar. 2'ler dışarı çıkmasın. 2'nin karesi dışarı çıkmasın. Tamam mı? 3'ün karesi dışarı çıksın bu sefer. Bakalım. 3'ü dışarı çıkarıyorum. 3 dışarı çıksın diğerleri içeride kalsın. 2'nin karesi 4. Çarpı 5. Sadece 3'ü dışarı çıkardım arkadaşlar. 3 kök 20 oldu. Gördünüz mü? A sayısı 3 oldu. B sayısı 20 oldu. 3 artı 20'den 23 cevabını buldum. Evet bunu da bulmuş oldum. Peki bu sefer de 2'yi dışarı çıkaralım. 3 içeride kalsın. Şimdi yazalım tekrardan. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5'ti. 2'yi dışarı çıkarıyorum sadece. Diğerleri içeride kalsın. 3'ün karesinden 9 çarpı 5 eşittir 2 kök 45 olur arkadaşlar. 2 artı 45'ten de ne olur? 47 olur. Yani hangisi olur? Evet. C şıkkı da olur arkadaşlar. Aynen. O halde hangisi kaldı? D şıkkı kaldı. Demek ki D şıkkı 57 cevabını bulamıyormuşum. Böylelikle arkadaşlar son sorumuzu da çözmüş olduk. Başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın.